Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Trigonometri check up soru avcısı sınavı hazırlıkta ki baya sağlam bir başlık yapmışız biz bu da. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk dedik ki 8 soruyu çözelim. Son 8 soru kaldı. Onu bitireceğiz birlikte. Ben masa başındayım. Sen de gel bakalım. Al bakalım eline kalemi. Benimle birlikte yazıyorsun. Benimle birlikte çözüyorsun. Ve sıradaki soru için sloganı söylüyoruz beraber. Gönder, gönder. Kaldığımız yerden gelsin hocam. Şimdi güzel arkadaşım ne yapıyorduk? Ben sana ufakça bir hatırlatayım. Önce soruları sen çözüyordun. Çünkü artık genel mantığı anladın. Temel soru tiplerini çözdün. Top sende. İlk sen bakacaksın sorulara sonra diyeceksin ki hocam ben yanındayım. Sen çöz bir de senin çözümü izleyelim. Belki farklı bir şeyle çözeceğiz. Çözümü izlemende fayda var. Onu da söyleyelim. Başlayayım mı artık? Hadi bakalım. X elemanları 3 pi bölü 2 virgül 2 pi olmak üzere diyor. Aslında bana ne demek istiyor soru ona bir bakalım bir birlikte. Burada diyor ki dördüncü bölgeden bahsediyorum ey güzel arkadaşım. 4. bölgede verdim ben sana diyor. Bu önemli. Çünkü biliyorsun ki işaret değişiklikleri var 4. bölgede. 3 artı tanjant x artı 1 artı 3 kotanjant x eşittir x 3 bölü 4 işte sinüs x kosinüs x diye bir ifade var ya. Ey güzel arkadaşım tanjantlar, kotanjantlar, sinüsler, kosinüsler piyasada uçuşuyorsa senin yapman gereken şey belli. Neydi? Herkesi sinüs cinsinden yazıyorsun. Ne istiyor benden sonra onu buluyoruz. Ama önce o tanjantları, kotanjantları çevirmen gerekiyor. Ben de çeviriyorum. Tanjant yazan yere sin x bölü kosinüs x yazdım. Bölü dedim aşağı geçtim. 1 artı 3 ile çarpmayacağım hemen. Kosinüs x bölü sinüs x yazdım. Karşıda neye eşit olduğunu zaten birlikte biliyoruz. Eksi 3 bölü 4. Orada bir değişiklik yok. Şimdi yapacağım şey paydaları eşitlemek. Burada farklı bir şey zaten yapamam değil mi? Şimdi paydaları eşitleyip topluyorum. Buradan ne geldi? 3 kosinüs x artı sinüs x problem yok. İndim aşağıya. Kosinüs x indim aşağı derken paydayı yazdım sadece. Şimdi gerçekten indim aşağı. Büyük kesrin paydasına indik tamam. Şimdi burada da bir toplama işlemi yapıyoruz. Önce bununla bu arkadaşı toplayacağım ben. Buradan ne geldi? Sinüs x geldi. Artı 3 tane kosinüs x geldi bölü. Onların da paydasında ne var? Sin x var. Karşıda ben herhangi bir değişiklik yapmadığım için eksi 3 bölü 4'üm hala orada. Bunları zaten belki de sen de yazdın. Şimdi kritik mevzuya geldik. Dur burada kalem ucumuzu değiştirelim. Diyelim ki üsttekini aynen yaz. Alttakini ters çevir yaz. Sebep bunlar bölme durumunda. Beraber yazıyoruz yine. 3 tane yalnız o sinüs x değil değil mi? O kosinüs x. 3 tane kosinüs x artı sinüs x bölü birinci elemanı yazdım bitirdim. Çarpı dedim ikinci elemanı yazacağım aynen. Ama nasıl? Aynen değil ters çevirip onu yanlış söyledim galiba. Sinüs x bölü sin x artı 3 kosinüs x. Bunu da yazdığımıza göre artık eşittir ne varsa onu yazıyorsun. Eksi 3 bölü 4. Varsa sadeleştirmeleri yapacağız. Bir baktık şöyle. Ana bunlar birbirinin aynısı. Cırt cırt. Bunlar yedi birbirini. Bir tur temize çekelim bakalım. Ne kaldığını birlikte görelim. Sin x bölü cos x kaldı. Karşıda da eksi 3 bölü 4. E sen sin x cos x bölümünü biliyorsun. Neydi bu tanjant x. Amcam aslında buradaki sadeleştirmeden neyi bulmamı istemiş benim? Tanjant x'i bulmamı istemiş. Ben de buldum eksi 3 bölü 4'ü. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağım şey bir tane dik üçgen çizmek. Ama burada da dikkatli olmak gerekiyor. Dikkat edeceğimiz noktayı da söyleyeceğim ben sana. Sen hiç panik yapma. Şimdi bak x açısı burası olsun. Eksi 3 bölü 4. Neden hocam eksi 3 bölü 4 bu? Dördüncü bölgede çalışıyorsun da ondan. Tanjant dördüncü bölgede eksi. Fakat dik üçgenin içine yazarken o eksiyi görmezden geliyoruz. Karşı dik kenara 3, komşuya 4, e hipone çıkar 5. Sen benden ne istiyordun arkadaşım? Sen benden sinüs x'i istiyorsun. Gel önce onu bir bulalım şurada. Sin x dedim eşittir. Sinüs x nedir? 3 bölü 5'tir normal şartlarda. Ama ama kaçıncı bölgede çalışıyorsun? O yüzden önüne ne gelecek? Eksi gelecek. Bunu da hallettiğimize göre gel şimdi bir de kosinüs x'i yazalım. Kosinüs x komşu bölü hipoydu. 4 bölü 5. 4. bölgede kosinüs pozitif bir değişiklik yapmaya zaten gerek yok. Artık cevabı yazalım. Eksi 3 bölü 5 sinüs x'imi yazdım. Araya bir daha eksi dedim. 4 bölü 5 yazdım. Cevap mı? Cevap eksi 9 bölü 5 olacaktır dedim. Noktayı koydum bu soruda. Bol işlem var genel bir tekrar niteliğinde güzel bir soruydu bence. Devam edelim mi? Hadi o zaman gönder gönder gelsin de görelim hocam sıradaki soruyu. Esas ölçülerin bir arada olduğu bir soru tarzı biraz yoracak bizi ama biliyorsun ki ben bu tarz sorularda ne yapıyorum? Sen başta başta soruyor ama ben bir yandan da durdurma dinle. Ben önce şuradaki esas ölçüleri bir hesaplıyorum arkadaşım. Hesapladıktan sonra işim gayet kolay olacak zaten. Şimdi bunu işaretiyle beraber almanı tavsiye ederim sana. Yani oradaki değer eksi 17 pi bölü 2. Bunun esas ölçüsünü hesaplayacağız. Ne yapıyorduk? Eksi yokmuş gibi düşünüyorduk. 17'yi yazıyorduk. Paydanın iki katını alıyorduk. 4. Bölüyorduk birbirine. Kalan bizim için önemli. Şimdi 17 bölü 4. 4 kere 4 nedir? 16'dır. Çıkardım birbirinden. 1 kaldı. Ama 1 değil. Eksi 1 kaldı. Niye? Eksi 17'ydi aslında. Biz eksiden kurtulmamız lazım. Pozitif olana kadar böldüğümüz sayıyı ekliyoruz. Yani 4'e ekledim ne geldi? 3. Demek ki burası neymiş? 3 pi bölü 2'ymiş esas ölçüsü. Yani ben bu arkadaşı temize çekecek olsam burada ne yazacağım? Kotanjant. Eksi 17 pi bölü 2 aslında benim için ne oldu? 3 pi bölü 2 oldu. Bir de artı neyim var? Artı x'im var. Neden artı olduğunu anladın değil mi? Bak burayı kaçırmanı istemiyorum. Uyumuyorsun ben nesin? Tamam. Şimdi gel. Şimdi şunu hesaplayalım. Bak orada eksi 7 pi bölü 2 var arkadaşım. Ben yine bunu düzenlemek istiyorum. Nasıl düzenleyeceğim? Önce 7'yi yazıyorum. Artıymış gibi. Paydanın 2 katını alıyorum. 4. Bölüyorum birbirine. Bir bölelim bakalım. Kalan kaç? Kalan 3. Yetmez. Eksi 7 idi. Önüne eksiyi çaktım. Hocam eksi kalan mı olur? Olmaz. Ne yapacağız? Böldüğümüz sayıyı üstüne ekleyeceğiz. Ne geldi? 1. O zaman bir tane pi bölü 2 yazacağım. Bu da oldu. Gel temize çekiyoruz beraber. Kosinüs. Bu pozitif çıktı artık. O zaman ben bunu başa alayım. Pi bölü 2 artı x'i yazdım. Ben de sen devam ediyoruz. Artı dedim. Şunu biraz daha uzattım. kosinüsümü yazdım? Şunu da bir hesaplamam lazım kenarda bir yerde. 19 pi bölü 2'ymiş. Eşitlerini arıyoruz. 19'umu yazdım. Bölü dedim. Artık sen de biliyorsun mevzuyu. Buraya 4'ümü yazdım. 4 defam var. 4 göre 4 16 oldu. 4 göre 4 16 çıkarttım. 3. Bu sefer eksi değil. Aman nima eksi diye zıplarsın üstüne 4 falan eklemeye kalkarsın. Bu sefer bir şey yok. 3 pi bölü 2 değeri var direkt. Onu da yerine yazdım. Ne bulduk yazalım yukarıya onu. 3 pi bölü 2. Baktım arasında eksi var. Eksi x'imi de yazdım. Kapattım parantezimi hazırım artık işlem yapmaya. Peki nasıl bir işlem yapacağız? Şöyle bir şey. Önce şuna bakıyorduk hatırla. Kaçıncı bölgede olduğuna karar veriyorduk. 3 bölü 2. 270. Üstüne x koymuş. Kaçıncı bölgeye geçmiş? Dördüncü bölgeye. Dördüncü bölgede kotanjant artma mı eksi mi? Bana onu söyle önce. Bunun sular seller gibi bildiğini varsayıyorum. Eksidir. 3 pi bölü 2 isim değiştirmedir. İsmini de değiştirdim. Eksi tanjant x'imi yazdım. İndim aşağıya. Geldim buna. Kosinüs diyor. Pi bölü 2 diyor. Pi bölü 2'de üstüne x eklediğimde kaçıncı bölgeye geçtim? İkinci bölgeye. İkinci bölgede kosinüs. Eksi aynı öyle. isim. İsim de değişti. Bak ey güzel arkadaşım ezber mezber yapmıyoruz biz. İşin mantığı o birim çemberi gözünü kapattığın an gelmesi gerekiyor. Anlattık defalarca derste o yüzden çok üstüne düşmeden devam ediyorum artık tamam. 3 bölü 2 isim değiştirme çizgisi ama 270 bir tık geri gelmişim eksi x diyerek kaçıncı bölgeye düştüm? 3. bölge. 3. bölgede kosinüs eksi. Artık isim de değişecek dediğime göre eksi sinüs x'imi yazdım. Yola devam ediyorum. Şimdi her yerde sinüsler, kosinüsler uçuşurken bize yakışır mı tanjant yazmak? Yakışmaz. Eksi sinüs x bölü kosinüs x. Aşağıda da eksi iki tane ne var? Sinüs x değeri var. E birbirini götüren değerler var. Misal şunlar. Artı oldu ikisi birden. Birinciyi aynen yazalım. Net göremedim çünkü ben de bu pozisyonda. Sinüs x bölü kosinüs x çarpı bir bölü. Ters çevirip yazacağız ya. 2 çarpı sinüs x. Yine sadeleşme var. Cırt sana cırt sana. Ne kaldı benim elimde bakıyorum. Benim elimde 1 bölü 2 tane kosinüs x kaldı. Ha biraz daha zorlarsam şunu elde ederim. 1 bölü 2 sekant x'dir derim cevap noktayı da basarım. Ama güzel bir soru ama gelme ihtimali çok yüksek soru. Bayılır öğretmenler bunu sınavlarda sormayı aklında bulunsun. Bu tarz bir soru %99 gelir diye düşünüyorum. Şöyle çayımızdan da bir yudum alalım mı sabah sabah? Hadi bakalım. Sen ne içiyorsun? Çay kahve. Valla ben çayı da kahveyi de görmüşündür muhakkak elimde değil mi? Şimdi trigonometrinin olmazsa olmazı var karşımızda. Büyükten küçüğe sıralama sorusu var. Bu sorularda ne yapacağız adım adım anlatalım sana. Öncelikle herkes farklı telden mi verilmiş? Evet farklı telden verilmiş. O halde yapman gereken ilk işlem şu. Herkes birinci bölgeye gitmesi gerekiyor. Birinci bölgede olursa karşılaştırması da kolay olur. Şimdi alacağım tek tek elemanları aşağıda bunları birinci bölgeye götüreceğim. Sinüs 102. 180'e varmama kaç var? 78 var. O zaman yazıyorum ben buraya. Sinüs 78'e eşittir bu arkadaş. Sebebini biliyorsun herhalde değil mi? Tamam 180'e tamamladım. İkinci bölge pozitif. Tamam problem yok. Hadi gel bakalım Y'ye karar verelim birlikte. Tanjant 52. Ya bu zaten hocam birinci bölgede nesine karar vereceğiz? Geç. Z'ye geldim. Kosinüs 352. Bir kere kaçıncı bölgede söyle bakalım. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs pozitif. Sen de bu sırayla yap doğru yap. Kosinüs 4. bölgede pozitif. 360'a varmama kaç var? 8 var. Hadi yazalım o zaman. Kosinüs 8. Problem var mı? Problem yok. Tekrar yola devam. Neye geldim? T'ye geldim güzel arkadaşım. Kotanjant 178. Bir dakika. İkinci bölgede kotanjant eksidir. 180'e varmasına kaç var kotanjantın? 2 var. Eksi kotanjant 2 mi de yazarım. Bunu da yazdıysam artık en önemli noktaya geldik. Olmazsa olmazı bu işin tabii ki Tabii ki birim çember. Birim çemberi çizeceğim. Sen de ben ne rahat edeceğiz. Şöyle güzel bir birim çember ayarladım bak bize. Gel başlayalım bakalım birim çemberde yorum yapmaya. İstersen bunu yorumlayalım direkt. Kotanjant 2 normalde nedir? Pozitif bir sayıdır. Önünde eksi olduğu için ya bir kere t değeri kesin sıfırdan küçük ama buradakilerin hiçbiri sıfırdan küçük değil. Yani şunu yazarsın. En küçük t kardeşim burada budur. Oldu mu? Tamam mı? Şimdi zor olan kısma gelelim. Yani şu iki değere bakacaksın. Kosinüs 8 ile sinüs, sinüs 78'e bakacaksın. Burası biraz bizi zorlayacak. Bir kontrol edelim bakalım. 78 derecelik bir açı alsam sinüsün değeri burası mı olur? Sinüs 78. Kosinüs 8. 8 derecelik bir açı alsam kosinüs 8'in de cevabı burası olur mu? Burada doğrusu. Şimdi kosinüs en büyük cevabını nerede alıyor? Sıfırda alıyor. Niye? Buradaki değeri 1. Bunun 1 değerine varmasına kaç derece var? 8 derece var. Sinüs en büyük değerini nerede alıyor? 90 derecede alıyor. Bunun 90'a varmasına kaç derece var? 12 derece var. Peki yorum yapalım. Sence kim daha büyük olabilir burada? Güzel. Tabii ki, tabii ki Z daha büyük. X demedin değil mi ya? Tamam. X daha küçük. Z daha büyüktür. Peki hocam sen Y'yi yorumlamadın. Y'yi neden yani tanjant 52'yi neden yorumlamıyoruz? O nerede olabilir? Onun için ne lazım bize biliyor musun? Tanjant ekseni lazım. Onu biraz beklettim. X eşittir 1 ekseni tanjant ekseniydi. Hatta hatta şöyle bir şey vardı bak şunu da hatırlatayım nokta nokta nokta. Şurası tanjant 45. Cevabı ne? Cevabı 1. Ve zor yorum geliyor tanjant zor, zor dediğime bakma tanjant 52 dediğim değer tanjant 1'den ne olacaktır yani 1'den büyük olacaktır tanjant 52 bunun anlamı şudur x'ler z'ler istediği kadar büyük olsun arkadaşım tanjant 52 birden büyük olduğu için alayından büyük bir de pozitif üstüne daha ne olsun sıralamamız t x z y idi eğer doğru yaptıysan helali hoş olsun güzel bir soruydu yalnız yorumlaması zor bir soruydu bence Tamam diyorsan hadi gel bakalım geçelim sıradakine. Bugün terletici sorular var. Ama bak bütün müfredatı, bütün konuyu trigonometride şöyle bir tarıyoruz seninle birlikte. Bak buraya kadar bütün işlemlerden yapmaya çalıştık. Bunlar neydi? T trigonometrik teoremler vardı. Hatırlıyor musun? Kosinüs teoremi. Hadi gel hatırlatayım. A'nın karesi, B'nin karesi, C'nin karesi, eksi 2 çarpı, B çarpı, C çarpı, kosinüs, alfa gibi bir değer vardı. Hatırlıyorsun değil mi bunu? Süper. Buna göre x'i soruyor. İyi güzel arkadaşım. Bak bu tarz bir soruda ortak açılara bakacaksın. Yani şuradaki açıları aslında birbirini 180 dereceye tamamlar. Biz bunu ortak olarak alabiliriz. Burası alfa ise burası 180 eksi alfadır. Şimdi kosinüs alfa var elimde. Bir de kosinüs 180 eksi alfayı bulabilir miyim diye bir düşünelim. Kosinüs 180 eksi alfa. İkinci bölgede kosinüs eksidir isim değiştirmez. Eksi kosinüs alfadır. Doğru mu? Ben bunu bulursam bunu da bulmuş olurum. O zaman ona yoğunlaşalım. Ne istiyor? X'i istiyor bariz bir şekilde. Ortada bak tam şurada kosinüs değerimi uygulayacağım. Kosinüs değerimi uygulayacağım yeri gösterdim. Hangi açının karşısı? Alfa açısının karşısı. Ne yapıyordum? O açının karşısındaki kenarın karesi. 12'nin karesi. Burada ne var? 8'in karesi. Görmeyen için, atlayan için, sazan arkadaşım için. Burası 10. Aman ha 4 mört alırsın soru gider. Buradan ne geliyor? 10'un karesi. Eksi 2 çarpı. 8 çarpı. 10 çarpı. Kosinüs alfa da cabası. Tamam. 12'nin karesi 144 yapar. 64 100 daha 164 yapar. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. Burayı niye çarpmıyorsun deme. Sebebi belli. Ben oraya çarparsam şu an sadeleştirmede zorlanacağım. Sen de yapma onu. Şuradan ne kaldı güzel arkadaşım? Eksi 20 kalmadı mı? Eksi 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. Birbirini götürenler var. Bir dakika. Artılar gitti mi? Gitti. 20 cırt sana 2 kere 10. Bu da 20. Bu da gitti. 8'e at karşıya bölü olarak gider. 1 bölü 8 eşittir. Kosinüs alfa. Süper. Ben bunu buldum. Ben artık şu değeri de bulabilirim. Bak bu değer de belli. Eksi 1 bölü 8. Nereden biliyorum? Eksi kosinüs alfa eşit. Oradan biliyoruz. Tamam değil mi? Şimdi gel şuradan devam edelim. Bak şuradaki açıyı kullanacağız. Ve şu üçgende ne uygulayacağım? Yine kosinüs teoremi uygulayacağım. X'i bulmak istiyorum. Yazalım bakalım. Hatta bunu farklı renkle yazalım mı arkadaşım ve Siyahla yazalım ortalık karışmasın. X'in karesi dedim eşittir. Yandaki kenarların karesi 8 ve 4 var. 8'in karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 4 çarpı. Eksi 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8 dedim. Varsa sadeleştirmeleri yapacağım her zaman olduğu gibi. 2 kere 4, 8. Cırt sana, cırt sana, cırt sana. Bunlar da bir güzel artı oldu mu? Mis gibi artı oldular. Devam edelim. x kare dediğim değer eşittir. 8 kere 8, 64. 4 kere 4, 16. 8 kere 1, 8. 10 da aldım oradan oraya. Ekledim. Şimdi x kare eşittir. Bununla bunu topladık. 80. Bir de 8'e ekledim. 88. Her tarafın kare kökünü aldım. x eşittir. Kök 88. Dışarı çıkıyor galiba. 11 çarpı 8 desek ya da 4 çarpı 22 desek kare kökün içinde. O 2 diye dışarı çıkar. 2 kök 22'dir. Senin bulduğun x değeri. Vay be. Sorular güzel ama değil mi? Hani gerçekten uğraştırıcı, gerçekten bol işlemle önemli olan tekrar da ettirmesi. Konuyu bana iki defa tekrar ettirdi bak. Formülleri kullandırdı. kosinüs döneminden sonra ne anlatmıştık biz sana? Sinüs teoremi değil mi? Hadi gel sinüsü de bir soru çözelim. Yani sınavdan önce bunu çözsek girsek herhalde bütün konunun tekrarı olmuş olur. Peki bu soruyu nasıl çözeceğim? Bakalım birlikte. İki tane eşit kenar var. 60 derece var. X var. Ne yapabilirim diye yorum yapmaya başladım ki. Ya ben buradaki açıya Y açısı desem. Burası ne olur? Ortak açıları yakalamaya çalışıyorsun. Sinüs eksi 180 eksi Y olur. Şimdi bu yeşil üçgende gel beraber sinüs teoremini yazalım hatırlamıyorum. Yazayım. Hatırlamayan için yazıyoruz. A bölü sinüs A. B bölü sinüs B. O da eşittir. C bölü sinüs C. Bunu hatırladıysan yazıyorum. 60'ın karşısında DC kenarı var. Hadi yazalım. DC bölü sinüs 60. Eşittir dedim. 180 eksi Y'nin karşısında kaç var? 9 var. 9 eşittir. Sinüs 180 Eksi y. Peki yorum yap bana. 180 eksi y kaçıncı bölgededir? İkinci bölgede. Sinüs bu bölgede nedir? Pozitiftir. O zaman sinüs y ye yazsam yetmez mi sana? Yeter. Bak bu bulduğumuz birinci kutucuk olsun. Bunu şöyle kenarda tutalım. Biz ikincisine geçelim. Onu yazalım beraber. Nerede yazacağım onu? Aşağıdaki üçgende. O nerede? Şuradaki sarı üçgen. Şimdi sarı üçgene odaklanıyorsun. Dikkat et bakalım. Bak bunun karşısında bu var. Bunun karşısında bu var. Yazmaya başlıyorum. Şimdi x'in karşısında hangi kenar var? BD kenarı var. Onu yazdım. Oraya ne yazdım altına? Sinüs x yazdım. Eşittir yola devam. Y'nin karşısında 15 var. O zaman 15 bölü 15 bölü sinüs y yazdım. Problem var mı? Galiba problem yok buraya kadar. Peki biz kimi istiyoruz arkadaşım? Sinüs x'in değerini arıyorsun. Ne yapmam lazım? Buradaki ikinci kutucuğumuzu da oluşturalım. Bunlar arasında ortak eleman bulmam lazım. Yani kimler ortak burada? Dikkat et. Sinüs y'ler ortak mıdır? Ortaktır. O zaman biz buradan sinüs y'leri çekelim. Birbirine eşitleyelim. Yukarıdakini de işler dışlar yapıyorum. Dikkat et. Sinüs y çarpı dc eşittir. 9 çarpı sinüs 60'ı yazıyorum artık biliyorsun. Kök 3 bölü 2. Burada da içler dışlar yapıyorum. Tam altına yazıyorum. Olayı daha rahat gör diye. Sinüs y çarpı b o da eşittir. 15 çarpı sinüs x. Efsane bir yere geldik. Efsane bir yere. Çünkü bak ben bunları taraf tarafa uyuma bende kal. Oranladığımda cırt sana cırt sana. Hocam dc ile bd'nin eşit olduğu verilmiş. Cırt sana Cırt sana bunlar da gitti. Demek ki bu arkadaşlar birbirine eşit ya eşit. Sadeleştirmesi var. Önce sadeleştirmesini yapalım. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 3 çıktı. Şöyle bir işler dışlardan ne geldi bir görelim. 5 tane sinüs x eşittir. 3 kök 2. Hayır hayır hayır. 3 kök. Kökün içinde kaç var? 3 var. 3 kök 3 bölü 2. 5'i karşıya bölüm olarak attım. Baya baya enteresan bir cevap geliyor. Hazırlan. 3 kök 3 bölü 2 kere 5'ten 10 diye sinüs x'in cevabını buldum. 2 defa sinüs teoremi yaptım. Sinüs teoremi için de gelebilecek tarzda bence bir soruydu. Kolay bir soru mu değildi? Hocam kolay bunlar deme. Bence gayet güzel. Hoş bir soru. Var mı önümüzde? Önümüzde daha çok soru var. Daha beraberiz. Sınava hazırlanıyoruz. Kolay değil. Gönder gelsin. Kosinüs teoremi, sinüs teoremi. Bak konuların sırasını hatırlamak bile bir başarıdır. Sonrasında ne anlatmıştık? Periyot anlatmıştık. Periyot. Abo unuttun. Yapma be. Aman 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 aman. Kosinüs üstüne ax Buradaki çift ya da tek olmasına göre değişiyordu değil mi? Eğer oradaki değer tekse 2 pi bölü mutlak a yazıyorduk. Eğer oradaki değer çiftse ne yazıyorduk? Pi bölü mutlak a yazıyorduk. Tabi bunun bunun sadece sinüs iç, pardon kosinüs için olanı değil aynı zamanda sinüs için olanı da geçerliydi bizde. Peki tanjant n üzeri x, a ile ne yapıyorduk? Hemen aşağıdaki formül. Ve sadece ister çift olsun ister tek olsun kotanjantta da tanjantta da aynı formülü uyguluyorduk. Formülü hatırlattığıma göre. Bakalım. Yukarıda bir f ve g fonksiyonu var. G f fonksiyonunun periyodu a. Hadi gel a'yı hesaplayalım o zaman hemen. Artık mantığı biliyorsun üstüne tek sayı. A'sı kaç? 5. Hocam yanında 3 var 1 var. Hiç ilgilenmiyorum onunla. Onlar benim umurumda değil. Ben üstü tek olduğu için 2 pi'mi yazdım. Aşağıya ne yazdım? 5'imi yazdım. A'yı buldum. Geldim B değerine. Aynı şekilde benim için etraftakilerin hiçbir önemi yok. Şuradaki sayı çift mi tek mi? Buradaki sayı çift. Buraya pi'mi yazarım. Bölü mutlak 3. Mutlak 3 üç zaten 3'tür. Ben A eksi B'yi arıyorum. Hemen bulayım. 2 pi bölü 5 eksi pi bölü 3. Paydaları hesaplayalım. E, daha doğrusu hesaplayalım değil eşitleyelim. Buraya 5 yazdım. Bir bakalım 2 kere 3 6 pi. Eksi 5 kere 1 5 pi. Onu da yazdım. 3 kere 5'ten 15. Temize çektik. Pi bölü 15 aradığımız cevapmış dedik bu soruda. Tamam mıdır? Şöyle işaretleyeyim mi? Nerede olduğumuzu göreceğim mi? Yoruldum mu? Benim çay da biraz soğudu. Bir yudum daha çayımdan aldım. Devam mı gençlik? Ben şöyle arada böyle gözüm kayıyor ya. Sebebi monitör geniş o taraftan bakıyorum. Yayın devam ediyor değil mi? Yanlışlıkla bir tuşa basıp kapatmak da istemiyor. Aa ben kaç defa çektim bu yayınları söylemişimdir daha önce. Fx fonksiyonu var. Eksi tanjant üssü 3. 3x artı 5. Esas periyodunu bulun. Burada da tanjantı tekrar ettirmek istiyoruz sana. Ee, şöyle yazalım. Esas periyoduna biz bunun t diyelim. Eşittir diyelim başlayalım. Tek formül var. Pi bölü mutlaka. İster tek olsun ister çift olsun. Yanında artı olsun eksi olsun hiç fark etmez. Biz ikisinin önündeki katsayıya bölüyoruz. Pi bölü 3'tür cevap gönder gönder gelsin. Farklı bir soru. Grafik sorusu. Seviyorum böyle grafik sorularını. Peki neyi çözmemizi istiyor bakalım. Ama ama şunu yapıyoruz değil mi ya? Ben böyle kaptırdım gidiyorum sınav modundayım. Ertesi gün yarın sınav varmış gibi çalıştırıyoruz seni. Zaman kaybetmemeye çalışıyoruz ama sen önce sen. Önce sen çözüyorsun be güzel arkadaşım. Hocam sus da bir motorun soğusun dedim mi hiç içinden? Yavaşlayayım azıcık. Tamam azıcık frene bastım. Bu arkadaş fx fonksiyonuna ta kendisi. Kosinüs 2x artı 1'e eşitmiş. Benden a artı b'nin toplamını istiyor. Bunu nasıl bulabilirsin? Şöyle bulursun. Kestiği noktalara bakarsın. Kestiği noktalardan şöyle bulabiliriz diye düşünüyorum. Demek ki şu noktanın koordinatlarını a virgül b. Buradan a'yı ma'yı bulamazsın hayatta. Şu noktanın koordinatlarını e, pi bölü 4 virgül b. Buradan b'yi bulurum. B'yi bulduktan sonra a'yı bulurum. Yaptık mı yorum beraber? Hadi gel bu noktayı fonksiyonda yerine yazalım. X yerine ne yaz diyor? Pi bölü 4 yaz diyor. E ne var bunda? Yazarız tabi. Kosinüs 2 çarpı pi bölü 4 artı 1 parantezlerimi kapattım. Şurada güzel bir işlem var sadeleştirme. Buradan ne geldi? Pi bölü 2 geldi. 90 artı bir dakika hocam yanlış yazdım desene ya. 90 artı 1 falan diyeceğim ben saçmaladım burada dur. Burası içerisi 2x artı 1 dışarıda hocam. Nasıl bir hayal bir hata aman arada bizim de kafa gidiyor. Sesini duydum sanki öyle gibi oldu yalnız. İçeride ne kaldı? Kosinüs pi bölü 2 artı 1 kaldı. Peki kosinüs 90 neydi? Hemen birim çember. Birim çemberi hatırlamıyorsan olay bitti. 90 derece bak burası. 90 derecede kosinüs değerine 0. Bunu hatırlıyorsan hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Cevap sadece 1 geldi. Benim 1 diye bulduğum cevap B'dir. Gel onu kenara not alalım. B eşittir. 1'dir. Şöyle kutunun içine de yapıştırdım onu. Şimdi A'ya odaklandım. Bak şu noktanın koordinatlarını yazalım birlikte. B'si 1. A'sını bilmiyoruz. A virgül 1. Yerine yaz. Fx'de X gördüğüm yere A yazdım. kosinüs 2A artı 1. Cevap? Cevap da 1. Cırt sana cırt sana. Ne kaldı elimde? Kosinüs 2a kaldı. Cevap ne? 0. Kosinüs 2a eşittir 0 dedik. Biz burada ne yapacağız? Kosinüsün hangi değerinin 0 olduğunu düşüneceğiz. Bir düşünelim bakalım. 2a değerinin yani kosinüsün 0 olması için ya bana pi bölü 2 gerekir ya da 2a değerinin ne olması gerekir? 270 yani 3 pi bölü 2 olması gerekir. Her tarafı kalktım 2'ye böldüm. A değeri eşittir pi bölü 4 geldi buradan. Her tarafı 2'ye böldüm. A değeri eşittir 3 pi bölü 3 pi bölü 4 geldi. Şimdi bak yorum vakti. Benim A dediğim değer hangi aralıktaydı? Pi bölü 2 ile pi. Üçüncü bölgede bir değer lazım bana. Doğru mudur? Hayır. ikinci bölgede. Şimdi doğru söyledim. İkinci bölgede hangisidir? Bu arkadaş birinci bölgedeki. Zaten onu kullandığında cevabı bulmuş. Bu arkadaş ikinci bölgedeki. Benim aradığım cevap. Cevap bu. Şimdi A artı B toplamı. Biz A'yı 3 pi bölü 4 bulduk. Artı b, b'yi de 1 bulduk. Topladık 3 pi artı 4 bölü 4 gibi enteresan bir cevap elde ettik. Ama doğru cevap gerçekten buydu. Tamam mıdır? Grafik sorusu da yorumladık mı? Şimdi ne kaldı? Şimdi sıradaki konu ters trigonometrik fonksiyonlar. Hatırladın galiba ters trigonometrik fonksiyonlarda. Bunlarda standart temel bir kural vardı hatırlıyor musun? Yapalım bak beraber. Bak şurayı işaretliyorum içeriği parantezin içerisini. Ne yapıyordum? Buraya bir değer veriyordum ben. İşte ne verelim? X verelim. Soru aslında ters trigonometri falan değil diyorduk. Asıl soru bize şuydu. Sinüs X değeri eşittir soru işareti. Amcam bana bunu sormaya çalışıyor. Şimdi X'e yoğunlaşıyordum. X diyordum eşittir. Ark kosinüs eksi kök 2 bölü 2. Şimdi bir düzenleme yapalım bak. Nasıl bir şey yapalım biliyor musun? Her tarafa ne uygulayalım? Kosinüs. Sebep burada kosinüs yazıyor. Ben buraya kosinüs uygularsam cırt sana cırt sana. Bunlar birbirini götürüyor. Matematiksel olarak imkansız bir şeyden bahsediyorum. Götürüyor diye bir şey yok. Aslında birim fonksiyon çıkıyor falan filan. Biz bunları check-up'larda, derslerde ispatlarıyla anlattık. Ha sen olur da beni bu videoda keşfettiysen böyle ezberleme. Bence onları muhakkak bir gör. Kosinüs eksi buldum. Eksi kök 2 bölü 2. Bir dakika. Neden eksi çıktı hocam bu? Bir yorum yapalım mı yine birlikte? Kosinüsü biz nerede tanımlamıştık? Daha doğrusu ark kosinüsü ondan dolayı çıktı değil mi? Sıfırla pi aralığında tanımlamıştık. Demek ki bu kaçıncı bölgede bir e, ifadeymiş? İkinci bölgede bir ifade. Anladın değil mi? Aslında 135 dereceden falan bahsediyoruz. Kosinüsün tanımlı olduğu yer. Ark kosinüsün. Benden ne istiyorsun? Sinüs x istiyorsun. Hadi gel bulalım. Sinüs x için bana bir tane dik üçgen lazım. Ben hemen dik üçgenimi çizdim. Dedim ki x açısı şurası olsun. Buna göre yorum yapalım. Kök 2 bölü 2. Kök. I -ı, komşudan gidecektik değil mi? Kök 2 bölü 2. Problem yok. O zaman burası da nedir? Burası da kök 2'dir. Bunda da problem yok. Sen ne istiyorsun benden? Sinüs x değerini. Sinüs x eşittir. Bu da aynısıdır ama bir şeye dikkat et. İkinci bölgede sinüs artı mı eksi mi? Artı. O zaman yazman gereken şu. Kök 2 bölü 2'dir cevap soru biter. Anlaştık mı? Tamam mıdır? Oldu diyorsan gel. Bak taktik aynı. İstersen durdur bir kendin devam et. Bu arklı kısmı yani ters trigonometrik fonksiyon kısmına ne diyeceksin? X diyeceksin. İçeride ne oldu hocam? Kosinüs 2x oldu. Eşittir. Eşittir soru işareti. Yorumlamaya devam. Şimdi biz yazıyoruz tekrar. X eşittir. Ark sinüs, sinüs 3 bölü 5. Ne yapacağım? Sinüs değerinden kurtulacağım. Kurtulmak için ne yapacağım? Her tarafa sin yapıştıracağım. Yapıştırdım. Cırt sana cırt sana. Burada ne kaldı? Sinüs X kaldı. Burada ne kaldı? 3 bölü 5 kaldı. Biz kosinüs 2 X'i istiyoruz. Nasıl ulaşacağım hocam? Ben ona diyeceksin. Ben de diyeceğim ki çiz bir dik üçgen ama özel bir dik üçgen. Öyle her dik üçgen burada yemez o numarayı. Enteresan bir dik üçgen çizdim. Bak burası x açısı. Burası x açısı. Burası nedir? Burası 2x açısı. Bana neyi vermişsin sen hocam? X'i. Sinüsü 3 bölü 5. Karşısı 3. Hipotenüs 5. Komşusu kaç olur arkadaşım? Komşusu 4 olur. Var mı problem? Yok. Peki bu A uzunluğu olsa biz burada ikiz kenar bir üçgen çizdik. Burası da A olmaz mı? Olur. Burası 4 eksi a olur mu? Olur. Şimdi sana şurada bir hipotenüs yapacağız. Şunun içinde. Yapalım. A'nın karesi eşittir. 3'ün karesinden 9. 2 pardon 4 eksi a'nın karesinden 16. Eksi 8 a artı artı a kare. Problem yoktur umarım. Cırt Allah sayfayı bir yerinden oynattık. Bir saniye bir saniye. Heh, şimdi oldu. Cırt sana cırt sana. Hocam sen nerelere gittin neler yapıyorsun diyen arkadaş. Daha dur daha dur. 9-16 daha ne yaptı? 25 yaptı. A değeri ne çıktı? 25 bölü 8 çıktı. Gel bunu yerine yazalım bak. Şurası 25 bölü 8. Şurayı da yazacağız. 4 eksi. 4 eksi 25 bölü 8. 4 kere 8 32. 7 bölü 8. Şurası da 7 bölü 8. Ne istiyordun? Kosinüs 2x. Komşu 7 bölü 8. 7 bölü 8. Hipotenüs 25 bölü 8. 25 bölü 8. Cırt sana cırt sana. Geriye 7 bölü 25 kalır ki canavar bir soruydu. Diyeceksin ki hocam bu üçgeni ben nasıl akılda tutayım? Ey güzel arkadaşım soru gerçekten zor olacaksa bu tarz bir ifadede bunu yaparlar. İleride, ileride derken 12. sınıf trigonometride kosinüs 2x'in bir açılımı olduğunu göreceğiz. Bu açılımdan çok rahat çıktığını da göreceksin sorunun ama ben isterim ki bir tane yıldızlı bir soru olsun, efsane bir soru olsun burada. Oldu galiba. Geçelim mi artık? Nokta koyma vakti. Bütün konuyu, bütün müfredatını taradık trigonometride. Son soru. Ayrılık vakti diyoruz trigonometride. Bitiriyoruz. Analitik gelecek. Analitik çakapları gelecek, hazır ol. Soranlar için. Son soruya başlayalım artık. Ey güzel arkadaşım, taktik maktik değişmedi. Biz ters trigonometrik fonksiyonda ne yapıyorsak bu soruda da onu yapacağız arklı gördüğümüz ters trigonometrik gördüğümüz fonksiyonları bir işaretleyeceğiz. İşaretledik. Şimdi onlara değerler vereceğiz. Ne veriyorduk? İşte x veriyorduk. Ama aynısını veremezsin iki defa bir sorunun içerisinde. Ona da ne demek zorundasın? Y demek zorundasın. Şimdi gel bir tur temize çekelim. Benden tam olarak bu arkadaş neyi istiyor onu bulalım. Pi bölü 2 artı x. Var mı senin için problem? Gel yaklaş yaklaş. Kosinüs 3 pi bölü 2 artı y. Burada problem var mı? Süper. Şimdi ben böyle soruya başlayamam affedersin. Şunları da düzeltmem lazım. Buradaki düzeltecekler ne? Pi bölü 2. Hmm. İsim değiştirme çizgisi. Kaçıncı bölgede çalışıyorum? İkinci. İkinci bölgede sinüs artı. İsim değiştirdim. Kosinüs x oldu. Problem yok. 3 pi bölü 2 artı y. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Kosinüs 3 pi bölü 2 de isim değiştirdi. Pozitiftir. Artı sinüs y geldi. Bu da oldu mu? Ben bunları bulduğumda sorunun cevabı biter. Onları da buradan bulacağız. Hadi gel başlayalım bakalım. X değeri eşittir dedim. Ark kosinüs yazdım. 7 bölü 8. Burada her tarafa kosinüs uygularsam ne olur? Ark kostan kurtulmuş olurum. Elimde ne kalır? Kosinüs x kalır. Eşittir. 7 bölü 8. E tamam. Benden istediği şey hocam. Direkt yaz o zaman cevabı. 7 bölü 8. Artı. Yola devam bakalım. Aynı şeyi şurada da yapacağız. Bak biz buna y demiştik y eşittir ark sinüs kaçmış o 9 bölü 8 kurtulmak istiyorum sinüsten her tarafa ne uyguladım sinüs uyguladım cırt cırt bunlar gitti burada ne kaldı sinüs y cevap neye eşit 9 bölü 8'e onu da gel yerine yazalım sinüs y neymiş 9 bölü 8'miş paydaları topladım 9 7 daha ne yaptı 16 bölü 8 tesadüfüm bu kadarı ne güzel denk geldi ama ya Bunları topladığımda ben ne yapar? Daha doğrusu böldüğümde 16 bölü 8'den 2 yapar. Son sorumuzun cevabı 2'dir derim. Kalemi artık kenara koyarım. Artık sınava hazırsın. Sınavdan önce benim sana tavsiyem. Şöyle bir formülleri, şöyle bir kuralları, şöyle bir birim çemberi son kez gözden gezir, geçir. Bir de okula gittiğinde sana soru soran arkadaşların olacak. Hemen onların sorularını çöz. Hemen onları anlatmaya başla. En büyük öğrenme rehber matematik ya da başka bir şey izleyince değil. En büyük öğrenme arkadaşını anlattığında olur. Anlatabiliyorsan kağıda ka bir şeye bakmadan, deftere bakmadan işte o zaman pişmiş indir, işte o zaman olmuşundur güzel arkadaşım. O halde artık trigonometri serisine bir elveda çekelim. Elveda diyelim ama her ayrılık bir başlangıçtır. Analitik geometri check görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, iyi çalış çok çalış. O üniversitenin kapısından zrank diye girmek için çalış. Hoş kal, hoşça kal.